bugün sizlerin karşısında yepyeni bir Clash of Clans videosu yani bir kok videosu ile sizlerin karşısındayız. Arkadaşlar çok özür dilerim hatta çok uzun bir video olacaktı ama ilk klan savaşlarını maalesef kaydetmeyi unutmuşuz. Çok da güzel savaşmıştık. Hemen hızlı bir şekilde Clash of Clans'ın 6. yılını özel madencimizi 6'ya bastık. Ben zaten ne olursa olsun ne yaparsam yapayım şu anda 5 işçi dolu hatta inşaatçı üstü de burada 6 işçim dolu. Hızlı bir şekilde gelişmeye devam ediyorum. Tabi para yatırmadan bu işte biraz zaman alıyor. Bir de biz zaman anda 50-50 yapmadık. Şu anda kraliçeyi anca 50 yapıp işte madenci 6 yaptık. Yavaş yavaş gelişiyoruz. Hızlı bir şekilde dalacağım köye bir bakayım. Evet e, ikinci sıraya dalacağız birde daldığımız aldığımız için. Şu anda zaten ikide büyük böyle bir zorlayacak bizi. Belediye binası var. Max bir belediye binası. Çok vuracak. 200-200-4 birime vuracak ve ben ondan hızlı bir şekilde kurtulmak istiyorum ama hani e, ne kadar da e, hızlı girerseniz bir yerlere o kadar çabuk giriyorsunuz. Aynı zamanda çoklu havanı falan her şeyi basılı olduğu için ben şu sağ üstten yavaş yavaş girerim diye düşünüyorum ama Gerçekten ortadaki dev bombalarda da yakalanmak istemiyorum En iyisi sağ alttan dalmak gibi duruyor ya valla Şu anda kafayı filan kaşıdım yani Bu arada Allah hero'ları almamış hemen alıp gelelim One of hero'su savaşıyorduk Hadi bakalım ben çok umutluyum abi olacağına inanıyorum 3 yıldız geleceğine inanıyorum yani zor bir köy ama olmayacak diye bir şey yok madencimiz de altı Artık elimizden geleni yapacağız yani yüzde seksenlerde kalırım diye düşünüyorum ama bir umut önce şu sağdan biraz uzaktan atacağım bunu yakından atacağım aynı anda hızlı bir giriş gerçekleştirmek istiyorum ne kadar hızlı olursam 3 yıldız şansım o kadar artacak bu tarz bir köyde tabi her köyde hızlı lak diye girilmez. Ama bazen böyle hızlı bir şekilde lak diye girmeniz gerekir. Klan kalesi istediğim gibi çıktı. Şurada ilk öfkemi atabilirim. Şuraya doğru ikinci zıplamamı koyduktan sonra büyük koruyucuya basmak için bundan uygun bir zaman olamayacağını düşündüm. Şimdi ikinci öfkemi de şuraya doğru attıktan sonra şuraya bir dondurma atıyorum. Ve ee, ikinci dondurmamı nereye atacağım konusunda kafam çok karıştı. Askerler tam istediğim gibi içeri girdi ama gelmiyorlar. Şimdi şuraya doğru bir dondurma daha atıyorum. Oradaki hem cehennem kulesini Allah Allah kraliçeyi kaybedecek. Lütfen kraliçeyi taça vur Belediye binasına vur bitir onu Bitir onu adamsın kraliçeye Hızlı bir iki yıldız aldık Yani bu bizim için rahatlatıcı bir sonuç Ah kraliçede bombaya oturdu Ve tahmin ettiğim gibi olacak galiba %80'lerde bir sonuçla kalkacak. Altına bakarsanız Yani bütün zorlu şeyleri Bitirdik işte klan kalesi Taktik avcı uçağı Cehennem kuleleri işte belediye binası hepsini bitirdik ama şifacımız yok. Kraliçemiz yok. Madenci altılarımız var. Bir ümit bekleyeceğiz ama %80'le de kalmayı cidden hiç istemiyorum. Yani burada kalsa ama %90'larda falan kalmasa bakalım hayırlısı ya. Bundan sonrası gerçekten bizim elimizde değil. Ve şu büyücü kulesi lütfen barbarlarıma vurmasın dedim hepsini tek attı lan. Lan ne kadar vicdansız lan. Büyücü kulesi gerçekten çok vicdansız atıcılarla birlikte oradaki, oradaki her şeyi temizlersek olabilir ama dur bakayım aha valla bir tane büyücü kulesi kaldı bir de tesla yani her şey olabilir şu anda hiç bilmiyorum ama xe çok sıkıntı sanırım o duvarları açıp xe'ne gidemeyeceğiz ya inanılmaz şanssız bir savaş şimdi ben daha ne yapayım yani bu savaşta o kadar kargaşanın içinde büyüleri güzel attım hero'ları kaçırmadım yani içeriye de soktum askeri Belki zıplamayı biraz daha erken atabilirdim ama o zaman da dev bombaya daha fazla askerim oturacaktı. Yani yapacak hiçbir şey yok. %92 gerçekten çok da üzgünüm. Klan arkadaşlarımın bu sefer saldırılarını sizlere göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi helal abi tebrikler sinirlendi Barış abi. Ah be filan demiştik. Ya hakikaten nasıl sinirlenmeyim abi. Bu arada diğer iki etapta da belediye binası 10 ve 11'de de savaşlar yapacağım. Helal geldi en son. Şimdi bakalım. Alperen nasıl bir kombinasyona girmiş 15'e atıcı kombinasyonu yapmış sağlam kalesinde de büyük ihtimalle atıcı var hızlı bir şekilde girdi ee, neden böyle bir saldırı yaptı bilmiyorum ha tamam yani ben önce lane'leri atıp sonra ortadan gireyim o biraz böyle köşeli girdi hadi bakalım hiç bilmiyorum nasıl bir savaş yapacak şimdi üstler önemli evli 6'ya girmiş 6'da gerçekten zor bir köy ee, o da belediye binası 12 zaten belediye binası 12 ise zordur. O da klan kaletini ve bayağı cehennem kuleti falan dondurdu ama zehri yok sanırım. Aynen zehri almamış, dondurma almış onun yerine. Ah 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 dev bombaları nasıl buluyor gördünüz mü? Şu anda o da müthiş bir şekilde trollendi. Onun da hero'ları tam istediğimiz seviyede değil. 40 yani belediye binası için artık 12 için 40 iş yapmıyor maalesef. 50 bile iş yapmıyor. Bakalım bir diğer saldırımız ne olacak? Evet burada Alperen yani aslında Hüseyin'i görüyoruz. Klanımızın yeğleti. Sizin hepinizin şikayet etti, Allah seni kahretmesin Hüseyin. Yani yine 2 yıldız mı bana? Yine iki, ama hero'ları 29-30 yapacak çok da bir şey yok. Belediye binası da, Ben de birazdan savaşacağım. Yani büyük koruyucu olmayınca çok büyük sıkıntı. Yine 2 yıldız da kalmış. Nur Hayot yeni saldırmış. Bakalım 3 yıldız şansı var mı onun da? O da güzel bir atıcı kombinasyonu yapmış ama atıcılar nerede şifacılar nerede erimiş bitmiş ona hiç bakmayalım çok fazla rencide o etmeden şöyle çıkalım çağrı 29'a girmiş çağrı üçlersin sen orayı be Üçlersin diyeceğim anda hiçbir askerini görememem bir tane kraliçesi var bir de gitarı bu bizim klan niye böyle nuplaştı ya kimsede 3 yıldız yok Abo hiçbirini izletmeyelim en iyisi hemen durmaksızın ikinci savaşlara geçelim. Bu arada kartanetine çok teşekkür ederim. Başka klandan gelip benim için tombu tombuk attı. Vallahi çok yardımcı oldu. Hemen diğer savaşlara geçelim. Evet Nur Hayat'ın yıldız alama diğeri katliam 27. sıradan girmiş. Bir yıldız aldı bile merak ettim stratejisini. o da birazcık bir yıldıza girmiş gibi belediye binatını almış önce ama onun da devamlılığı zor gibi gözüküyor. Valkyrie saldırısına doyuracağım zaten sizi. Şimdi hızlı bir şekilde buradan bir atıcı saldırısı yapacağız. Ben burada atıcı saldırısı yapmayı çok seviyorum. Çünkü büyük bir risk alıyorsunuz. Çünkü büyük koruyucunuz yok. Her an patlayabilirsiniz ve klan kalesinde fark ettiyseniz hiç böyle dev golem tarzı bir şey yok. Tamamen barbar kralla tutup girmeye çalışacağım. Şu 19'a bir bakalım sizle birlikte. Ya ilk savaşlar çok güzel yapmıştım bu köylerden ama. Evet sanki 21 benim için daha rahat böyle önümü görebildiğim bir köy gibi geldi. Yine bir yani cehennem kuleleri 3 ama e, bizim hero'larımız düşük olduğu için bir de daha uygun bir köy gibi geldi. Ben buraya sizlerle birlikte hızlı bir giriş gerçekleştirmek istiyorum. Şimdi öncelikle çok rahat rahat geniş alacağız. E, ne kadar geniş alırsak da o kadar iyi olacağını düşünüyorum. Şimdi hemen buradan iki şifacıyı verdim. Şuraya doğru ortaya doğru da attım artık taktik. Taktik avcı uçağı demişim. Neydi bunun ismi lan? Tokmak. Tokmakla hep böyle taktik avcı uçağı falan diye yetim geliyor. Şimdi klan kalesi de gelirken şurada bir öfke atabiliriz. Ee, daha tokmağımızın gidecek çok yolu var. Zıplamamızı şuraya atalım yine de. Risk almak istemiyorum oradan gelen askerlerim olursa diye. Şuraya doğru bir dondurma attım barbar kralı kaybetmemek adına. Şimdi şurada bir öfke daha basacağım. Ve ikinci zıplamamı da şuraya doğru atacağım. Çünkü önemli olan 3 yıldız almak bizim için. Hani girdik tamam yıldızı aldık 2 aldık ama 3 yıldız alabilecek miyiz bakalım. Oradaki cehennem bir tane cehennem kulesi bizi çok sıkıntı yaratacak dediğim anda yarattı zaten. Ama köyü bayağı temizledik. Hem lehinlerden yürüyenler çok iş yaptı. Bu arada oradaki havan ee, havanı vurduktan sonra da kraliçeyi tam zamanında bastım. Öfke için bekleyeceğim. Çünkü e, ne yapacağını bilmiyorum oradaki atıcıların. Şimdi oradaki atıcılar istediğim pozisyona geçti ve onlara öfkeyi bastım. Oradaki e, ikinci şifacı'mı da kaybetmeden hemen öfkeledim ve kullanmaya devam ettim. Allah'tan öfke öfkeli bir şifacı var, bir tane bile olsa. Gördüğünüz gibi ne kadar iş yapıyor. Hiçbir şekilde canları bile azalmadı Dev bomba da yediler, her şeyi yediler ama gayet iyi durumdalar. Bir okçu ok kulesi ve bir havanımız var karşımızda. Bakalım. Nasıl bir sonuç olacak? 3 atıcı, 1 okçu kulesi, havan iş yapamıyor artık. Kime vuracağını şaşırdı. Allah kahretti nasıl bir tuzak o? Öyle bir tuzak ki her şeye saldırdı her şeye. Yani şu anda o kadar büyük bir sıkıntıya soktu ki beni son anda 3 yıldız kaçmış gibi hissettim. Ve güzel bir toparlandık Allah'tan. Temmiydi bir 3 yıldız. Gerçekten zorlu bir köydü. Ama giriş stratejimiz çok iyiydi. En uzaktan aldık belediye binatını ve üçlemeye girdik ve başarılı olmaya başardık. Şimdi hemen bir de Valkür saldırısı yapalım. <laughs> evet oteller buradan da ikinci savaşımızı yapalım. Bir Valkür saldırısı yapacağım ama Kraliçe yürüyüşü tadında geçecek. Umarım güzel bir savaş olur. Zehirimiz yok aslında. Şu büyünün yerine zehir batabilir hemen. Çünkü zehir daha çok ihtiyacımız olacak bir şey gibi duruyor. Kalelerde balon var. Bunu hemen silelim. Zehirimizi bitirelim. Görmüş olduğunuz gibi şimdi tam böyle hazır bir kombinasyon oldu. Böyle çok risk almayalım istedim. Hemen bir gireceğim köye bakalım. Evet burada görmüş olduğunuz gibi çok zorlu bir belediye binası var. Yani her şeyi üçlemiş. İşte duvarlar falan bayağı gelişmiş ama ben böyle nedense çok şantımı da olabileceğine inandım burada. Ve en uzak yerden gireceğim yine. Şu cehennem kuletine bakayım tekli mi? Hangisi tekli? Hangisi çiftli? İkisi de tekli. Benim de zaten karma karışık bir ordum var. Yani başarılı olabileceğimi düşünüyorum ama birazcık kraliçe yürüyüşü yapmamız gerekecek. Ve kraliçemizin seviyesi sadece 24 olduğu için çok zorlanacağız. Atacağım yerin noktası çok önemli. Sola doğru giderse Uzun X'eyi bizi mahvedecek. O yüzden şöyle sağa doğru gittin diye bir yere koydum. Umarım sağa doğru da gider. Ee, şimdi tam doğru zamanda arkasına şifacıları da verdim. Bakalım ne kadar temizleyebilirse temizlesin. Gerisi bende kardeşim kraliçecim. Gerisi bende ayıkıyor musun kardeşim? Bakalım neler olacak. Böyle i̇yice rahat rahat temizlemesini istiyorum. Hiç sıkıntısız. Bana açabildiği kadar yer açsın. Kraliçeye batmadan da... Ben de bir yerden girerim diye düşünüyorum. O oradan gitmeye karar verdi. Biz de şöyle birazcık onu atalım önden. Zaten o oraya kadar ulaşsa bile bin şükür yani. Şimdi şuraya doğru bütün devlerimi verdim. Ve buradan geri kalanları da. Kraliçemi kaybetmek üzereyim. Şimdi klan kalesi de geldi. Şurada bir öfke basmam lazım artık ve bütün valkürleri içeri attım. Şuraya doğru bir zıplama ve şuraya doğru bir çıkış zıplaması da yapıştırdım. Şimdi şurada oradan vuran sağlam bir xy vardı. Xy demişim cehennem kulesi. Onların hepsini hemen alıp çıkmak istedim. Ve görmüş olduğunuz gibi çok da iş yaptılar. Şurada bir öfke şifa basacağım. Tam bir 3 yıldızlık savaş olmadı. Dediğim gibi ya, bunu yapmak için kraliçenin en az bir 35 falan olması lazım. Ya bence 40 da. Yani 35 olursa hani en azından şansınız yüksek. Çünkü kraliçem çok çit kırıldım kaldı. Ama yine de görmüş olduğunuz gibi tekli cehennem kuleti hani hiç dayanamadı bir de. Direkt e, öldürdük. Şu anda şifacılarımız da var aslında. Yüzde kasacağız ama 3 yıldızla ilgili çok bir umudum yok. Çünkü son şifacımı da az önce kaybettim. Az önce son şifacımı da kaybettim. İlk savaşlar gerçekten çok daha güzeldi benim de biraz motivasyonum düştü yani ilk savaşlar iptal olunca kaydetmediğimi anlayınca biraz motivasyonum düştü ama yani Clash of Clans'de bekleyen olduğunu biliyorum uzun zamandır. Bu yüzden daha fazla da bekletmek istemedim sizleri elimdeki imkanlarla yani en yakın zamanda telafi edeceğimi söyleyerek böyle bir klan savaşı yaptık zorlu bir köydü yani Valkyrie için bu hirolar için zorlu bir köydü ama %64 klan savaşında kötü bir sonuç değil. Beni izlediğiniz de için çok teşekkür ederim. Bir sonraki kok videosunda ben yine burada olacağım. Umarım siz de burada olursunuz. Kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Like atıp abone olmayı hiç unutmayın. Görüşmek üzere.